Birinci sorumuz, 5 işçi günde 8 saat çalışarak 6 günde 120 metrekare halı dokursa, 10 işçi günde 6 saat çalışarak 12 günde kaç metrekare halı dokur? Bununla alakalı klasik yöntemimizi anlatalım. Bir de bu tarz sorular için pratik bir yöntem vereceğim. Ne demişiz? 5 işçi, özetleyelim şöyle sorumuzu. Günde 8 saat çalışarak, günde 8 saat çalışarak 6 günde ne kadar halı dokuyormuş? 120 metrekare halı dokuyor. İkinci durumda 10 işçi aynı türden değişkenleri alt alta yazıyoruz, dikkat. Günde 6 saat çalışarak, günde 6 saat çalışarak 12 günde ne kadar halı dokur? X metrekare halı dokusun. Şimdi buradaki değişkenlerin birbiriyle nasıl orantılı olduğuna bakacağız. Orantıların türlerini belirleyeceğiz. Burada akılda kalması için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yapılan işle, yapılan işi en sona yazabiliriz, ortaya yazabiliriz. Yapılan işle sağındaki ve solundakiler doğru orantılı, diğerleri kendilerine ters orantılıdır. Çünkü şurayı sabit kabul edersek bakın, 5 işçi bir işi günde 8 saat çalışarak bitiriyorsa, 10 işçi günde daha az saat çalışarak bitirecektir. Burası işçi sayısıyla günlük çalışma süre arasındaki orant türü ne olacak? Ters orantı. Yani bunları birbiriyle çarpacağız. Ters orantılı olduğu için. Daha sonra bu ikisi, yani günlük çalışma süresiyle işin bitme süresine bakalım. Günde 8 saat çalışarak bir işin 6 günde bittiğini düşünürseniz, günde daha az saat çalışırsa iş daha uzun sürede biter. Bakın buraya bakmıyoruz. Çünkü burası daha düşük bir sayıda olabilirdi. Dolayısıyla günlük çalışma süresi düşünce işin bitme süresi artacağından burası da yine ters orantı olacak. Günlük çalışma süresiyle işin yapılma süresi ters orantılı olduğu için düz çarptık. Şimdi bir iş 6 günde 120 metrekare iş yapılıyorsa 12 günde daha çok iş yapılacaktır. Bakın çalışma süresi artınca yapılan iş ne oldu? Arttı. Buradaki orantı türümüzde doğru orantı olacak. Doğru orantı da çapraz olarak çarpıyorduk. Şimdi ok işaretlerini takip ederek elde ettiğimiz çarpımlar birbirine eşit olacak. Orant türlerini belirlerken şunu unutmayalım. Ne demiştik bakın? Yapılan işle, yapılan işi nereye yazarsanız yazın, sağındaki ve solundakiler doğru orantılı, diğerleri kendi aralarında ters orantılı olacaktır. Okları takip ederek yazalım. 5 işçi bakın. 5 çarpı 8 çarpı 6 çarpı x eşittir. Burası 10 çarpı 6 çarpı 12 çarpı 120. Sadeleşenler varsa mesela buradan altların hemen gittiğini görüyoruz. Altları şöyle götürebiliriz iki taraftan. 5 kere 8 40. Burada. Ama burada çarpmayı yapmadan sadeleştirmenizi tavsiye ederim. Yani iki tarafı 5 çarpı 8'e bölün. 5 çarpı 8'e bölelim. Burayı da 5 çarpı 8'e bölelim. Çünkü sayıları büyütmek bize çok bir şey sağlamayacak. Bakın 10 ile 5 sadeleşiyor burada. 5'i 5'e bölersek 1. 10'u 5'e bölersek burada ne kaldı? 2. 2'yi 2'ye böldüm 1, 8'i 2'ye böldüm 4. Bu 4 ile de 12 sadeleşir. 4'ü 4'e böldük 1, 12'yi de 4'e böldük 3. Bunlar zaten gitti. Gitsin diye aynı sayıya bölmüştük. X buradan ne olacak? Yukarıda ne kaldı? 3 ve 120. 3 kere 12, 36. 0'ını da korsak 360 metrekare halı dokurlar diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Buna ek olarak bu birinci yolumuz olsun. Bu tarz sorular için ikinci bir yol, güvenle kullanabileceğiniz daha hızlı neticede test sorularıyla karşılaşacağız. Şu şekilde pratik bir şey söyleyebiliriz. Konu anlatımında da buna yer vermiştik. Birinci iş bölü diğer verilerin çarpımı, diğer bütün verilerin çarpımı, diğerlerinin çarpımı eşittir her zaman. İkinci durumdaki iş, ikinci iş bölü diğer verilerin çarpımı, diğerlerin çarpımı. Birinci durumda yapılan iş neydi sorumuza bakarsak? 120 metrekare. 120 bölü diğer verilerimiz 5, 8 ve 6. O halde 5 çarpı 8 çarpı 6 eşittir. İkinci durumda yapılan işi soruyor. Kaç metrekare halı dokur? X bölü diğer verilerimiz 10, 6 ve 12. 10 çarpı 6 çarpı 12. İşte burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman aynı eşitliği elde ettiğimizi görürsünüz. Ben burada sadeleşenleri sadeleştirelim. Buradan 6 iki tarafta da paydada olduğu için altları sadeleştirebiliriz. Evet 5 kere 8. Bakın buradan 5 kere 8 40. 40 ile 120 sadeleşir. 5 kere 8 40. 40'ı 40'a böldük 1. 120'yi 40'a böldük 3. Artık burası 1 oldu. 1 çarpı x. X eşittir
3 çarpı 10 çarpı 12 de 3 çarpı 12 36. Onunla da çarparsak 360'ı buradan da elde ederiz. Zaten içler dışlar çarpımı yapınca burada elde ettiğimiz eşitliği burada da görürüz. Birinci iş bölü diğerlerinin çarpımı, ikinci iş bölü diğerlerinin çarpımı. Bunu bu tarz sorularda güvenle kullanabiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği 360 oldu. İkinci sorumuz 3 kedi 3 günde 3 fare yerse 6 kedi 6 günde kaç fare yer? Evet, bakın yapılan iş bölü değerlerin çarpımını kullanabiliriz burada. Birinci iş bölü diğer verilerin çarpımı eşittir. İkinci iş bölü, ikinci durumdaki iş bölü diğer verilerin çarpımı, değerlerinin çarpımı. Yapılan iş nedir? Fare yemek. Kedilerin fare yemesi. Birinci durumda yapılan iş 3 fare yemek bölü diğer veriler 3 kedi çarpı 3 gün eşittir. İkinci durumda yine kaç fare yer şeklinde yapılan işi soruyor. X bölü 6 kedi 6 günde. 6 çarpı 6. Bu üçlerle bunun biri sadeleşti. İçler dışlar burada 1 kaldı. Burada 1 kaldı işte. 6 kere 6 36. 3 ile x'in çarpımı 3x eşittir. 36 ise bir tarafı da 3'e böldüğümüz zaman 3'ler gitti buradan. 36 bölü 3 x eşittir 12. Demek ki 3 kedi 3 günde 3 fare yiyorsa 6 kedi 6 günde 12 fare yiyormuş. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz yine bir bileşik orantı sorusu. Çünkü soru kökünde hem doğru orantı hem ters orantıyı görüyoruz. 380 TL 3 kişi arasında 2 ile doğru, 3 ve 5 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok para alan en az para alandan kaç TL fazla almıştır? Yine sorumuzun kahramanları ABC, Alaaddin, Burhanettin ve Cemalettin olsun. Nasıl paylaşıyormuş bunlar? A 2 ile doğru. 2 ile doğru. Doğru orantı da bölümler sabitti. A bölü 2 eşittir. B 3 ile ters olan olsun. O halde B çarpı 3 o da eşittir. C de 5 ile ters olarak paylaştırmış olsun. C çarpı 5 eşittir ne diyeceğiz? Şimdi K dersek 3 ve 5 ile bölmek durumunda kalacağız. O halde 2 bölüm durumunda olduğu için burayla çarpacağım. 2 çok önemli değil ama 3 ve 5 ile tam bölünen bir değer. Ne olsun? 15K değil. Mümkün olduğunca kesirli sayılarla uğraşmayalım. Buradan A neye eşit olacak bakın artık. A bölü 2, 15K ise 2 çarpı 15'ten A eşittir 30K. B, Burhanettin'in aldığı para. 3B eşittir 15K ise B neye eşit olacak? 5K'ya. 5C 15K olduğu için C'nin de buradan 3K olduğunu gördük. Bakın ne yaptık? Hepsini doğru orantıya çevirdik. 3'ün aldığı paraların toplamı 380 TL. Toplayalım o zaman. 30 artı 5, 35, 3 daha 38. Buradan 38K eşittir. Eğer 380 TL ise, evet iki tarafı 38'e böyle kolayca böleriz. Bu da zaten 38'in 10 katı olduğu için. Kaç bulduk K'yı? K eşittir 10. K'yı bulmak demek aslında nedir? Her birinin aldığı paraları bulmak demek. Çünkü A 30K'yı eşitti. 30 çarpı 10'dan A 300 TL almış. B 5K'ydı. 5 çarpı 10'dan 50 TL'de B almış. C'miz 3K'ydı. 3 çarpı 10'dan 30 TL'de bu almış. Sorumuza geldik. En az para alan ile en çok para alan arasındaki farkı soruyordu. En çok para 300. En az da 30. Aradaki fark 300-30, 270 TL'dir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet, ortalama çeşitleriyle devam ediyoruz. Birinci olarak aritmetik ortalama. Matematik ile başı dertli olan Can'ın yazılı ve sözlü notları aşağıdaki gibidir. Bakalım Can'ın yıl sonu ortalaması kaç düşecek? Birinci yazıldan 38, ikinci yazıldan 57, üçüncü yazıldan 40 almış. Öğretmen biraz insaflı davranmış. Sözlerine 55 ve 60 vermiş. Can sorgulayan bir insan bunu unutmayın. Onun için sözleri biraz yüksek. Buna göre Can'ın notu kaç düşer? Hepimizin yıllardır yaptığı bir iş bu. Ne yapıyoruz? Notların hepsini toplayıp kaça böleceğiz? 3 yazılı 2 sözlü toplam 5 farklı not girildiği için 5'e böleceğiz. İşte bu işin adı aritmetik ortalama. Can'ın karne notu ne olacak? Notları toplamının not sayısına bölün. Not ortalaması bu. 38 artı 57 artı 40 artı 55 artı 60 bölü 5. Bakın notları toplamını 5'e bölüyorum çünkü 5 tane not var. Toplam 250, 250 bölü 5'ten 50 Can sınıfı geçti. Evet, aynen burada olduğu gibi aritmetik ortalamayı toplamları t olan n tane terimin aritmetik ortalaması nasıl bulacağız? Terimlerin toplamını terim sayısına böleceğiz. Yani aritmetik ortalama toplam bölü terim sayısı olarak hesaplanabilir. Aritmetik ortalamayı bu şekilde hesaplayacağız.
N tane terimin aritmetik ortalaması A olmak üzere her bir terime bir şeyler ekliyorsak bu direkt ortalamaya etkiler. Yani bütün terimlere x eklenirse ortalama artık A artı x olur. Başlangıçta ortalama A idi. Her terime x eklersem yeni aritmetik ortalama A artı x olur. Diğer taraftan her terimden, bütün terimlerden y çıkarılırsa aritmetik ortalama A eksi y'ye eşit olur. Özet olarak terimlerin her birindeki artma ve azalma direkt aritmetik ortalamaya yansır. Özellikle yaş problemlerinde bakın bu çok sık karşımıza çıkar. Hemen aritmetik ortalama ile alakalı örneklerimize bakalım. 5 kişilik bir sporcu kafilesinin yaş ortalaması 15'tir. Sporculardan ikisi aynı yaşta ve 13 yaşındadır. En büyükleri 20, en küçükleri 12 yaşında olduğuna göre 5. kişinin yaşı kaçtır? Bakın 5 kişi. 5 kişinin yaşlarının ortalaması 15 ise yaşlarının toplamı nedir? Bunların yaşlarını topladığımız zaman 5 kişinin yaş ortalaması 15 ise yaşlarının toplamı 5 çarpı 15'ten 75 olacak. Şimdi soruda bize söylenen şeyler en küçükleri 12 yaşındaymış. En küçükleri 12 yaşında. En büyükleri 20 yaşında. Ve diğer iki kişi de aynı yaştaymış. Yaş sıralaması çok önemli değil ama bunların yaşlarını bildiğimiz için 12'den hemen sonra gelen bunlar da 13 yaşında. İkisi aynı yaşta ve 13 yaşındadır. Bilinmeyen ne kaldı? Bir kişinin yaşı. 5 kişinin yaşlarının ortalaması 15 ise yaşlarının toplamı ortalama çarpı kişi sayısından ne oldu? 5 çarpı 15, 75 olacak. Toplayalım burayı. 12 artı 13 ne yapar? 25. 13 daha 38. 20'yi de eklersek 38'e 58. 58 artı x eşittir 5 çarpı 15'ten 75. Buradan x eşittir 75 eksi 58. 75'ten de 58'i çıkarttığımızda geriye ne kalacaktır? 17. Demek ki yaşı bilinmeyen 4. kişinin yaşı 17. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 5. sorumuz. Yukarıda 9A sınıfına ait matematik dersi 1. yazılı sonuçlarının not dağılımı verilmiştir. 9A sınıfın 1. yazılı sonuçlarının ortalaması kaçtır? Tabloyu incelediğimiz zaman notu 1 olan 5 öğrenci, 2 olan 4 öğrenci, 3 olan 8 öğrenci, 4 olan 2 öğrenci ve 5 olan 1 öğrenci olduğunu görüyoruz. Şimdi sınıftaki toplam öğrenci sayımız, kan toplam kaç öğrenci var? 5, 4 daha 9, 8 daha 17, 2 daha 19, 1 daha 20. Yani toplam öğrenci sayımız kaç olacak? 20. Sınıfımızda 20 öğrenci var. Toplam öğrenci sayımız 20. Şimdi 20 öğrencinin notları toplamına gelince, notu 1 olan 5 öğrenci olduğu için, bu 5 öğrencinin notları toplamı 5 çarpı 1'den kaç olacak? 5. Notu 2 olan 4 öğrenci var. Bu 4 öğrencinin notları toplamı 4 çarpı 2'den 8. Notu 3 olan 8 öğrencimiz var. Bu 8 öğrencinin notları toplamı 3 çarpı 8'den 24. Notu 4 olan 2 öğrenci var. Bu 2 öğrencinin notları toplamı 2 çarpı 4'ten 8. Ve notu 5 olan bir tane öğrenci olduğu için bir kişinin notu da 5. Şimdi bütün sınıfın notları toplamını bulmak için elde ettiğimiz bu toplamları toplayacağız. Toplayalım bakalım. Sınıfın notları toplamı kaç oluyormuş? Buradan 5 artı 8, 13, 24 eklersek 37, 8 daha 45, 5 daha kaç oldu? 50. Yani sınıfın notları toplamı 50'ymiş. 50 buradan not toplamı. Şimdi bize ne soruyor? Bütün sınıfın notlarının ortalaması. Yani aritmetik ortalaması. Buradan not ortalaması. Sınıfın notların aritmetik ortalaması nasıl bulacağız? Toplam not, notların toplamı bölü toplam öğrenci sayısı. Sınıftaki toplam öğrenci sayısına böleceğiz. Notlarımızın toplamı 50 idi. Tek tek bulduk. Bölü öğrenci sayımız da 20. Buradan sıfırları götürürsek 50 bölü 2 kaç olacak? 2,5. Yani sınıftaki bütün yazılının ortalaması 2,5 olacak. Altın sorumuz 5 yıl önceki yaş ortalaması 25 olan bir ailenin bugünkü yaşları toplamı 20'dir. Bu aile kaç kişiden oluşmaktadır? Ailenin 5 yıl önceki yaş ortalaması yaşlarının ortalaması kaçmış arkadaşlar? 25. 5 yıl önceki yaş ortalaması 25 ise bugünkü yaş ortalaması ailenin her verdi 5 yaş büyüyeceği için bugün ailenin bugün yaş ortalaması direkt aradan geçen zamanı 25'e ekleyeceğiz. Her terim
ortalaması hesaplanan her terim miktarı 5 arttığı için ortalama da 5 artacaktır. Bugünkü yaş ortalaması kaç olacak? 30. Ailem bugünkü yaşları toplamı 120'ymiş. Hatırlayalım. Aritmetik ortalama neye eşitti? Terim sayısı. Terimlerin toplamı, affedersiniz. Terimlerin toplamı bölü terim sayısı demiştik biz. Aritmetik ortalama. Buradan ailenin yaşlarının aritmetik ortalaması 30. Yaşlarının toplamı 120. Ailedeki fert sayısına da x diyelim. X'in 4 olacağını görüyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 30x eşittir 120. İki tarafı x'in önündeki sayıyı 30'a bölersek denklem olarak da x'in 4 olduğunu göstermiş oluruz. X eşittir 120 yolu 30'dan 4. Yani bizim ailemiz 4 kişiden oluşmaktadır. 7. sorumuz. Ortalaması 12 olan 4 pozitif tam sayıya ortalaması 17 olan 6 pozitif tam sayı ekleniyor. Addedilen sayı kümesinin ortalaması kaçtır? İki farklı grubun birleştirilmesinden oluşan yeni grubun ortalaması isteniyor bizden. Buradan şöyle düşünebiliriz bakın. Birinci grubumuzda 4 tane sayı var ve bunların ortalaması 12. Artı ikinci grubumuzda 6 tane sayı var ve bunların ortalaması kaçmış? 17. 4 sayı burada, 6 sayı burada. Toplam 10 sayıdan oluşan grubun ortalaması soruluyor. Bunun için bu 10 sayının toplamını bulmak lazım. Bu 4 sayının ortalaması 12 ise toplamı kaçtır bakın? 4 çarpı 12. Bu 6 sayının ortalaması 17 ise bunların toplamı ne olacak? Artı 6 çarpı 17. Şimdi gelelim. 4 kere 12 kaç olacak burada? 48. 6 çarpı 17 ise 6 kere 7 42. 6 kere 10 60 ne oldu? 102. Demek ki toplam 10 sayının bu grubun ortalama toplamı 42 artı 102'den kaç oldu? 150. Yani her iki gruptaki sayıların toplamı 150. Grubumuzda toplam kaç tane sayı var? 10 tane sayı oluştu. Bu 10 tane sayının toplamı 150 olduğuna göre bunların ortalaması terimlerin toplam bölü terim sayısıydı. 150 bölü 10'dan sıfırlarımız gitti. Ne kaldı geriye? 15. Yani yeni elde ettiğimiz sayı kümesinin ortalaması 15 olacak. Bir gruptaki öğrencilerin yaş ortalaması 18'dir. Gruptaki erkeklerin yaş ortalaması 20, kızların yaş ortalaması 12 olduğuna göre kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı kaçtır? Bugün yine iki farklı gruptan bahsediliyor. Grup erkeklerden ve kızlardan oluşuyor. Erkeklerin yaş ortalamasını biliyoruz 20. Kızların yaş ortalaması neye eşitmiş? 12. Ve gruptaki bütün bireylerin yaş ortalaması kaçmış arkadaşlar buradan? Erkekler artı kızların yaş ortalaması kaçmış? 18. Gruba giren çıkan olmadığına göre, gruptaki kişi sayısı değişmediğine göre, bütün bu grubun yaşları toplamı ayrı ayrı erkeklerin ve kızların yaşları toplamına eşit olacaktır. Erkeklerin yaş ortalaması 20 ve E tane erkek olduğunu düşünürsek, bunların yaşları toplamı 20 çarpı E'ye eşit olacak. Artı kızların yaşları toplamı ise 12 çarpı K'ya. Bütün grubun yaş ortalaması 18 ve toplam E artı K kişi olduğunu düşünürsek, bütün grubun yaşları toplamı da 18 çarpı E artı K olacaktır. Buradan kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı soruluyor. Yine 20 E artı 12 K eşittir. 18'i dağıtırsak buraya 18 E artı 18 K oldu. E'leri K'ları bir tarafa toplayalım. 18 E'yi bu tarafa atarsak 20 E eksi 18 E eşittir. 18K burada duruyor. Şu 12K da bu tarafa eksi olarak geçecektir. Eksi 12K. 20 eksi 18, 2E eşit oldu buradan. 18 eksi 12'den 18 eksi 2, 18 eksi 12'den 6K'ya. İkileri sadeleştirirsek bu gitti. Burası da kaç oldu? 3 oldu. E eşittir 3K'ya. Ne istiyordu bizden? Bakalım sorumuza. Kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı. Yani kızlar bölü erkekleri soruyor bize. Bakın E eşittir 3K elde etmiştik biz. K bölü E için E'yi bu tarafa atarsak 3'ü de buraya atarsak biz 1 bölü 3 eşittir K bölü E olacaktır. Erkeklerin sayısı kızların 3 katıysa kızların erkekler oranı 1 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği 1 bölü 3'tür. Geometrik ortalama.
n tane terimin çarpımlarının n'ci dereceden köküne bu terimlerin geometrik ortalaması diyoruz. Yani kısaca geometrik ortalamayı nasıl hesaplarız? Terimlerin hepsini çarpıp kaç tane terim varsa o kadar dereceden köküne alacağız. Yani a ile b'nin iki terimin geometrik ortalaması iki tane terim olduğu için çarpımının karekökü. 3 tane terim olsa a, b, c'nin geometrik ortalaması. Bakın bu sefer 3 terimin çarpımının küp köküne eşit olacak. 4 tane terim olsaydı a, b, c, d'nin geometrik ortalaması. Burada aralarda virgül var. A, b, c, d'nin geometrik ortalaması. Terimleri çarpımının 4. dereceden köküne eşit olacak. Yani kaç tane terim varsa hepsini çarpıyoruz. Terim sayısı dereceden kökünü alıyoruz. Burada şunu bir not olarak yazmak istiyorum. N tane terimin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitse 2 tane olabilir, 3 tane olabilir, 5 tane olabilir. Aritmetik ortalamaları geometrik ortalamalarına eşitse bu ancak ve ancak terimlerin birbirine eşit olmasıyla mümkündür. Başka türlü aritmetik ortalamalar geometrik ortalama eşit olmaz. Bunun altını çiziyoruz. Başına 2 tane de yıldız koyuyoruz. N tane terimin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitse bu terimler birbirine eşittir. Ben geometrik ortalama ile alakalı şu örnekleri inceleyelim. 9. sorumuz 18 ve 8'in aritmetik ortalamasının geometrik ortalamasına oranı kaçtır? Aritmetik ortalamasına bakalım. Aritmetik ortalama 18 ile 8'in aritmetik ortalaması toplamlarının yarısı olacaktır. 18 artı 8 26. 26 bölü 2'den 2 tane terim olduğu için 2'ye böldük. Ne oldu? 13. Aritmetik ortalaması 13. Gelelim geometrik ortalamasına. Geometrik ortalamada 2 tane terim olduğu için bunların çarpımının karekökü. Yani 18 çarpı 8'in karekökü. Çarpabiliriz bunları ama ben karekök alacağım için çarpımlarını ayırmaktan taraftım. 18'i 9 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 8'imiz var burada. 2 çarpı 8'in de 16 olduğunu biliyoruz. Karesini bildiğimiz sayılar türünden yazmak daha mantıklı. 9'un karekökü 3, 16'nın karekökü de 4. Ne oldu burada? 3 kere 4, 12. Yani grubun aritmetik ortalaması 13, geometrik ortalaması 12, 18 ve 8 sayılarının bizden aritmetik ortalamasının geometrik ortalamasına oranını soruyordu. Bu da buradan 13 bölü 12 oldu. Doğru cevabımız A seçeneği 13 bölü 12 olacak. 10. sorumuz 3A eksi 1 ve A artı 9 sayılarının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit olduğuna göre A kaçtır? 2 sayının ya da daha çok sayının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitse bu ancak sayıların birbirine eşit olmasıyla mümkündür. Buradan 3a eksi 1 eşittir a artı 9 diyeceğiz. A bu tarafa eksi olarak geçecek. 3a eksi a eşittir. Eksi 1 de bu tarafa artı olarak geçti biliyorsunuz. 2a eşittir. 9 artı 1'den 10 ise a'yı bulmak için her tarafa 2'ye böldük. Buradan a'yı ne bulduk biz? A eşittir 5. Yani A eşittir 5 için sayılar birbirine eşit olacaktır. Yazıp deneyebiliriz. Bakın 3 kere 5 15 1 çıktı. Burası 14 oldu. Yine 5 artı 9 da 14. Bunu sağlayan A değeri kaçtır? 5'tir. Doğacağımız D seçeneği 5 olacak. 11'in sorumuz 3 üzeri x eksi 2 ile 27'nin geometrik ortalaması 1 bölü 9 olduğuna göre x kaçtır? Geometrik ortalama 2 sayı için neydi? Çarpımların karekökü. O halde karekök 3 üzeri x eksi 2 çarpı 27. Neye eşitmiş? 1 bölü 9'a. Hepsini 3'ün kuvveti olarak düzenleyebiliriz burada. 27, 3 üzeri 3'e eşitti. 9 da 3 üzeri 2 yukarıya eksi olarak geçecek. Şimdi buradan karekök içerisinde 3 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri 3 eşitmiş. 9 3'ün karesidir biliyorsunuz. 1 bölü 9'da ne olacak? 3 üzeri eksi 2. Devam edelim. Karekök kökün içinde üstü sayılar tabanlar aynı üstleri topluyoruz. X eksi 2 ile 3'ü toplarsak ne olur? 3 üzeri x artı 1 eşit oldu. 3 üzeri eksi 2. Buradan karekökten kurtulmak için iki tarafın karesini alabiliriz. İki tarafın karesi alındığı zaman karekök kalkar. 3 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri eksi 4 oldu. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Buradan x artı 1 eşittir eksi 4 ise 1 bu tarafa eksi olarak geçecek. X eşittir eksi 4 eksi 1'den x'in eksi 5 olduğunu buluruz. Doğru cevabımız A seçeneği eksi 5 olacak. Bir ortalama çeşidi olarak da harmonik ortalamaya bakalım. Nedir harmonik ortalama? Terim sayısı bölü terimlerin çarpmaya göre tersin toplamı. Evet, böyle bir tanım yapabiliriz. Örneğin 2 tane terimin harmonik ortalaması, A ile B'nin harmonik ortalaması
2 bölü 1 bölü a artı 1 bölü b. Buradan paydalar ab ile eşitlenip ters çevirip çarpılırsa 2a bölü a artı b elde edilebilir. 3 tane terim olursa a, b, c'nin harmonik ortalaması. Terim sayısı 3 olduğu için 3 bölü 1 bölü b artı 1 bölü, 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c şeklinde elde edebiliriz. Evet, şimdi ortalama çeşitleri alakalı örneklerimize birlikte bakalım. Bir ortalama çeşidi olarak da harmonik ortalamaya bakalım. Nedir harmonik ortalama? Terim sayısı bölü terimlerin çarpmaya göre tersin toplamı. Evet, böyle bir tanım yapabiliriz. Örneğin iki tane terimin harmonik ortalaması, a ile b'nin harmonik ortalaması 2 bölü 1 bölü a artı 1 bölü b. Buradan paydalar ab ile eşitlenip ters çevirip çarpılırsa 2a bölü a artı b elde edilebilir. 3 tane terim olursa a, b, c'nin harmonik ortalaması. Terim sayısı 3 olduğu için 3 bölü 1 bölü b artı 1 bölü, 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c şeklinde elde edebiliriz. Evet, şimdi ortalama çeşitleri alakalı örneklerimize birlikte bakalım. 12. sorumuz 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 5'in harmonik ortalaması kaçtır? Neydi harmonik ortalamanın tanımı? Harmonik ortalama. Terim sayısı bölü, 3 tane terimimiz var, bölü terimlerin çarpmaya göre terslerinin toplamı. Yani 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 3 artı 1 bölü ne olacak? 1 bölü 5. Buradan terim sayısı 3. 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirsek burası ne olacak? 2 artı 1 bölü 1 bölü 3 ise 3 artı 1 bölü 1 bölü 5 de ne oldu buradan? 5. 3 bölü 2 artı 3 5 5 daha 10. Doğru cevabımız 3 bölü 10 olacak. Onun için sorumuz a ile b'nin aritmetik ortalaması 5'tir. A ile geometrik ortalaması 2 kök 3, b ile geometrik ortalaması 3 kök 2 olan sayı kaçtır? A ile b'nin aritmetik ortalaması 5 ise bunun anlamı a artı b bölü 2 eşittir 5'ten. A artı b yani sayıların toplamı kaç olacak arkadaşlar? 10. Şimdi bu bir köşede dursun. Sorumuzun devamında a ile geometrik ortalaması 2 kök 3, b ile geometrik ortalaması 3 kök 2 olan sayı. Bu sayıyı bilmiyoruz. Sayımız x olsun. A ile x'in geometrik ortalaması 2 kök 3 ise karekök a çarpı x eşittir 2 kök 3 olacak. Buradan köklerden kurtulmak için iki tarafın karesini alırsak. Buranın karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi. Karekök a x'in karesini aldığımız zaman ne elde ettik buradan? A çarpı x eşittir 2 kök 3'ün karesi. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3. 3 kere 4, 12. Sorumuzun devamında b sayısı içinde b ile geometrik ortalaması 3 kök diyor aynı x sayısının. O halde karekök b çarpı x yani b ile x'in geometrik ortalaması da 3 kök 2'ymiş. Yine burada köklerden kurtulmak için iki tarafın karesini alalım. Bu ifadenin karesi 3 kök 2'nin karesine eşit olacaktır. Buradan b çarpı x kare karekökü götürdü. 3'ün karesi 9, 2 kök 2'nin karesi de 2. 2 kere 9 ne oldu burası? 18. A artı b'yi biliyoruz. X'i bulmak için bunlar şöyle taraf tarafa topladığımız zaman x parantezinde toplayalım isterseniz direkt. X parantezinde ne olacak? A artı b. 12 artı 18'e kaç oldu? 30. A artı b'nin 10 olduğunu biliyoruz. A artı b 10 ise x'in buradan 3 olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Demek ki aradığımız sayımız 3'müş. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 14. sorumuz 3 üzeri a, 3 üzeri b ve 3 üzeri c sayılarının geometrik ortalaması 81 olduğuna göre a, b, c'nin aritmetik ortalaması nedir? 3 tane terimin geometrik ortalaması ne olacak? Küp kök bu terimlerin çarpımı. Yani 3 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 3 üzeri c eşittir 81 eşitmiş. Şimdi kökün içinde üst sayılara ait çarpmanın özelliğini kullanacağız. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. 3 üzeri a artı b artı c eşittir. 81 neye eşittir? 3 üzeri 4. Buradan bir köklü sayı üslü sayı şeklinde yazarken ne yapıyorduk? Biz 3 üzeri sayının kuvveti bölü kökün derecesi. Yani 3 üzeri a artı b artı c bölü 3 eşittir. 3 üzeri 4. Buradan iki tarafın tabanları aynı 3 olduğu için üstler de birbirine eşit olacaktır. A artı b artı c bölü 3 eşittir 4. Aradığımız şey neydi zaten? Sayıların aritmetik ortalaması. A, B, C'nin aritmetik ortalaması nedir? Toplamlarının 3'e bölümü 3 tane terim olduğu için A artı B artı C bölü 3. Zaten biz bunun 4'e eşit olduğunu buradan görmüştük. Doğru cevabımız B seçeneği 4 olacak. 15. sorumuz.
X artı 5 bölü Y eşittir Y artı 4 bölü Z eşittir Z artı 6 bölü X, o da eşittir 4. Olmak üzere X artı Y artı Z kaçtır? Orantının özelliklerine ait güzel bir uygulama sorusu. Bakın biz burada orantı alınan terimleri topladığımız zaman pay ve payda olarak düşünürsek buradaki eşit olduğu orantı sabiti değişmiyordu. O halde bunları toplayıp tek payda yazalım. Bak X artı 5, X artı 5 artı Y artı 4 artı Z artı 6 bölü paydaları da topluyoruz. Y artı Z artı X. Bu oran değişmeyecektir. Bu oran yine kaç olacak? 4. Yukarıyı topladığımız zaman yukarısı X artı Y artı Z artı 5 artı 4, 9. 6 daha 15. Bölü paydamız da X artı Y artı Z oldu mu? Ne eşitmiş burası? 4'e. Bize X artı Y artı Z soruluyordu. X artı Y artı Z'yi A diyelim. Yani bir değişken verelim. İşi uzatmak yerine X artı Y artı Z eşittir A olsun. Yerine yazarsak buradan A artı 15 bölü A eşittir 4 oldu. İçler dışlar çarpımının neticesinde buradan A çarpı 4, 4 A eşittir A artı 15. A bu tarafa eksi olarak geçer. 3A kalır değil mi? Yazalım hemen. 3A eşittir 15 ise iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman buradan A'nın 5 olduğunu, 15 bölü 3'ten 5 olduğunu buluruz. Yani biz zaten X artı Y artı Z'yi A demiştik. O halde X artı Y artı Z'yi kaç olarak bulduk buradan? 5 olarak bulduk. Doğuracağımız D seçeneği 5 olacak. 16. sorumuz yine bir aritmetik ortalama sorusu. 15 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin günlük harçlıklarının ortalaması 12 TL'dir. Sınıftaki kızlar ortalama 10 TL, erkekler ortalama 15 TL harçlık aldığına göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Bakın yine iki grup olarak düşünebiliriz. Birincisi erkekler. Erkeklerin günlük harçlıkları kaç TL'ymiş? 15 TL. Artı kızlar. Kızların günlük harçlıklarının ortalaması kaç TL? 10 TL. Ve grubun, bütün grubun günlük harçlık ortalaması kaçtır? Erkekler artı kızların günlük harçlıkların ortalaması 12 TL'ymiş. Buradan 12 TL. Ve sınıfımızdan biz şunu biliyoruz. Kızlar artı erkekler, erkeklerin sayısı artı kızların sayısı kaç kişi olacak? 15 kişi olacak. Neyi soruyor bizden? Sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Yine bakın, toplam sınıfa verilen harçlık, toplam harçlık erkeklerin aldığı para artı kızların aldığı para olarak düşünürsek biz, erkeklerin sayısı E olmak üzere E çarpı 15 artı K çarpı 10 eşittir. Bütün sınıfın harçlığı 12 çarpı yani erkeklerin sayısı artı kızların sayısı çarpı kaç olacak buradan? 12. Biz şimdi sınıf mevcudunu biliyoruz. Sınıf mevcudu 15 olduğu için kızlar artı erkekler 15. Burası 15 çarpı 12 olacak. Erkeklerin sayısı olduğu için bu K'yı E türünden yazabiliriz. Yani E artı K eşittir 15 kişi olduğuna göre kızların sayısını biz 15 eksi E olarak alabiliriz. Bir değişken türünden yazalım. Bunun yerine de 15 eksi E yazabiliriz. Denklemimizi bu şekilde düzenlersek bakın 15 E 15 çarpı E artı 10 çarpı K'dı. K'nın yerine 15 eksi E yazacağız. 15 eksi E eşittir 15 çarpı 12. 15 ile de 12'yi çarptığımız zaman ne olur burası? 120, 60 daha 180. Çözelim denklemimizi. Buradan 15e artı 10 çarpı 15, 150 eksi 10e eşittir 180. 15e eksi 10e ne kaldı geriye? 5e eşittir. Bu 150 buraya eksi olarak geçecek. 180'den 150 çıkarsak geriye ne kalacak? 30. İki tarafı da E'nin öndeki sayı 5'e bölecek olursak 5'ler gitti buradan. Erkeklerin sayısı eşittir. 30 bölü 5'ten 6. Demek ki sınıfta 6 tane erkek, 15 kişiden geriye ne kaldı? 9 tane de kız öğrenci varmış. Topladığımız zaman harçlıkları toplamının yine buradan denklemimizi sağladığını, 180'i sağladığını görürüz. Erkeklerin sayısı B seçeneği 6 olacak.